Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bitki çaylarımızı isterseniz tamamlayalım sırasıyla beraber. Ve bizim topraklarımıza özgü ada çayı var. Ve ada çayının çok güzel böyle bir çiçeği de var. Bilenler bilirler. Ve tarihten gelen bir takım etkileri var. Tarihten gelen etkileri şimdi biz araştırmalardan gelen etkileri de beraber değerlendireceğiz. Sakinleştirici özelliği var. Neden diyeceksiniz? Çünkü tüm hoş kokulu bitkiler hem eski Yunan tıbbında, Mısır'da sakinleştirici olarak kullanılmış. Bu da gayet normal bir şey. Bizim tükettiğimiz Salvia triloba, officinalis de başka bir türü var. Asıl o ilaç sanayisinde yaygın olarak kullanılıyor. En etkili özelliği nedir diyeceksiniz? İşte bu. Ağız ve diş hijyeninde ve ağız yaralarında son derece etkili. Bunu deneyin. Görün, memnun kalacaksınız. İştah açıcı özelliği var. Özellikle ishal, karın ağrısı gibi bir takım konularda da yardımcı. Özellikle ishal konusunda sandığınızdan çok daha faydalı, onu söyleyeyim. Yara tedavisinde hem çayı hem yağı kullanılıyor. Cilt korumada bazı cilt kremlerinde var. Fakat bu yağı tamamıyla gene farklı bir ada çayı türünde. Dolayısıyla her ada çayı yağı aynı etkiyi göstermeyebilir. Küçük bir uyarı size. Gene anjin ve boğaz ağrısında hem çayı hem gargarasını deneyin. Özellikle kış enfeksiyonları da son derece yararlı ve içine nane de koyabilirsiniz. Çok hoş bir tadı oluyor o zaman. Kanamaları durdurmak için kullanılmış eskiden beri. Neden? Çünkü içinde K vitamini var. K vitamini kanamayı durdurur. Onun yüzden kan sulandırıcı ilaç kullananların etkisini azaltabilir. İlaç kullananların bu konuda dikkat etmesi lazım. Ama korkmayın, bunlar çok çok fazla tüketmekle olabilecek şeyler. Gene eskiden biliyoruz menopozdaki sıcak basmaları için kullanılıyor. Adet ağrıları için kullanılıyor. Neden? Çünkü ada çayının içerisinde östrojen var efendim. Fakat bu yüzden gebelerde rahmin kasılmasına ve emzirenlerde sütten kesilmeye neden oluyor. Gebelerde ve hamilelerde dikkat. Çocuklara da önermiyoruz. Şeker hastalığında bir çalışma yapılmış. Ekstresi 500 mg kullanılırsa her gün kan şekeri kontrolüne yardımcı. Ama siz aynı miktarı çay olarak içecekseniz en az 40-50 bardak içmeniz lazım. Bu pek mümkün değil. Ama şeker hastaları bitki çaylarından ada çayını tercih edebilirler. Kanserle ilgili öyküler hemen hemen aynı. Hatta tiroid kanserinde koruyucu olduğu söylenmiş ama elimizde kesin veri yok. Bütün bunların hepsi antioksidan ve iltihap karşıtı etkilerin toplamında. Yalnız gene bir uyarımız var. Tansiyonu yükseltir. O yüzden aman dikkat. Tansiyonu yüksek olanlar çok tüketmesinler. Bir de şunu söyleyeceğim. 4-8 çorba kaşığı 4 bardak su. 5 dakika dinlendirilip içiliyor. Yani sizin orijinal dozunuzdan biraz yüksek kullanmanız gerekebilir. Bol bol kullanırsanız etkisi o derecede yararlı olur. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.